Günaydın. Sesim için kusura bakmayın. Gerçekten şu an daha yeni uyandım. Ve bugün fazla uyumuşum. Yani birkaç gündür İstanbul'da olmamın yorgunluğunu gerçekten bu sabah attığım gibi hissediyorum. Normalde ben böyle en geç 8, yani 7.30-8 gibi uyanan biriyim. En geç 8.30'da uyanırım. Bugün saat 10 olmuş. Gerçekten 10'a kadar ne zaman, en son ne zaman uyudum hiç bilmiyorum. O yüzden böyle sesime, böyle şiş gözlerime falan hiç aldırış etmeyin. Neyse, konumuza dönelim. Bugün bütün gün evdeyim. Yani şimdilik planım öyle. Bütün gün evdeyken sizlere bir günde neler yediğimi göstermek istiyorum. Hem böyle arada yaptığım tariflerle hem size ilham olur. Hem de böyle videolar aslında izlemesi çok keyifli oluyor. Ben de çok seviyorum. Ve hazır evdeyken, hazır evde bir şeylere uğraşabilecek vaktim varken bunları neden göstermeyeyim dedim. Ve aklıma şöyle de bir fikir geldi. Her pazartesi böyle bir videoyu koymak istiyorum. Yani her pazartesi bir günde neler yiyorum videosu gelecek. Umarım sizin de hoşunuza gider. Şimdi uyanır uyanmaz hemen kocaman bir bardak su içmekle başlıyorum tabii ki de. Limonlu veya başka bir sulu değil. Bazen bundan çünkü çok sıkılıyorum. Normal bildiğimiz su içiyorum direkt. Küçük bir kaseye böyle mini bir domates salatalık salatası yapmış gibi oluyorum. Şimdi o şekilde yapacağım. Buna geliyor. Buna kullanırsın. Domatesin olmazsa olmazı kekik. Bunların üzerine bu şekilde kekik serpiyorum. Ve biraz da zeytinyağı dökerek. Bence tamam. Şimdi kendime sade bir omlet yapacağım. Normalde peynirli yapıyorum, maydanozlu yapıyorum, başka şekillerde yapıyorum. Ama bugün sadece yanında da otlu peynir falan yiyeceğim için bugün sadece baharatlı sade bir omlet yapmak istedim. O yüzden iki tane yumurta kullanıyorum. Zaten saat geç olduğu için bu benim büyük ihtimalle öğlen yemeğim olacak. Daha sonra buradan hangi baharatlar önüme çıkarsa... Biraz kekik koyuyorum. Biraz nane koyuyorum. Pul biberini biraz fazla koyuyorum diyebilirim. Kırmızı toz biber varmış. Bence bunu koymaya gerek. Biraz da tuzunu ekledikten sonra şöyle çok az. Tamamdır. Tavaya da şu kadar yağ koyuyorum. Ben tereyağından çok fazla korkmuyorum diyet yaparken. Çünkü sağlıklı yağların da kilo vermeye çok faydalı ve sağlıklı kilo vermek için önemli olduğunu biliyorum. Bunlar da anneannemin kendi aldığı tereyağları. O yüzden doğal olduklarını da bildiğim için hiç sorun yapmıyorum ve koyuyorum. Ben omletime her zaman birazcık da bundan ekliyorum. Keten tohumu. Bu gerçekten çok faydalı bir şey. Yani ne yaparsam ekleyeyim çok da fazla bir tadı olmadığı için açıkçası anda koyuyorum. Altını da tamamen kısıyorum ve yavaşça olması için bekliyorum. Ben omletimi çok fazla kuru sevmiyorum. O yüzden şöyle üstleri hafif nemli kaldığı zaman artık altını kapatıyorum. Çünkü zaten bu kendi sıcaklığıyla da bir süre daha pişmiş oluyor. Eğer tam piştikten sonra kapatırsak bu sefer o birkaç dakika içerisinde kuruyor diyebiliriz aslında. O yüzden ben biraz hafif dışı güzelce pişsin ama katladığımızda da içi böyle kremamsı güzel yumuşak kalsın istiyorum. Dışı çatır, içi yumuşak. O yüzden siz de öyle yapmak istiyorsanız şu böyle bir hafif piştikten sonra bu altını kapatabilirsin. Evet, benim bugünlük kahvaltım bu şekilde oldu. Burada bol baharatlı bir omlet. Yani aslında buradan daha fazla pişebilirdi gerçekten. Bir tık acele etmişim kurumasından korktuğum için. Siz birazcık daha fazla şey yapabilirsiniz. Ama burada zaten önemli olan omleti en kısık ateşte pişirmek. Burada otlu peynirler var, zeytin. Burada aşağıda kalmış domatesler, kırmızı biber ve domates. Bunun üzerine biraz sızma zeytinyağı ekliyorum. Sağlıklı yağ yemek için bunları yapıyor diye gönül rahatlığıyla domatesime, zeytinyağı, yumurtama bol bol tereyağı ekleyebiliyorum. O yüzden hiç korkmuyorum. Bence siz de korkmayın sağlıklı yağlardan. Burada da yanında içine bir tane çubuk tarçın attım ve... kiraz saplarını attığım yeşil çayım var. Bence çok güzel bir kahvaltı oldu. Ben böyle arada yulaf yemeyi seviyorum. Değişik kahvaltılar yemeyi seviyorum. Ama itiraf etmek gerekirse en sevdiğim kahvaltı bu şekilde. Yani klasik Türk kahvaltısı diyebiliriz bu şekilde. Hadi bana afiyet olsun. Diğer öğünlerde sizle görüşmek üzere. Bye bye.
Bu arada büyük ihtimalle şu an hem video çektiğim için hem de kahvaltı hazırladığım için aslında bu kahvaltıyı hazırlamak benim için 10 dakika, 15 dakika en fazla ama videoyu çekerek hazırladığım için şu an yarım saati geçti, hatta 35 dakika oldu. Saat bayağı 11'e doğru geliyor. Bu artık benim büyük ihtimalle öğlen yemeğim olur çünkü acıkmam gerçekten. O yüzden bugün şu şekilde beslenmeyi planlıyorum. 2 ana öğün, 2 ara öğün. Sonra artık onları göstereyim. Şimdi ben kahvaltımı yapayım. Bay bay. En son kahvaltımı yapmıştım. Yani kahvaltı da denemez, öğlen yemeği gibi olmuştu benim için. Yani hiç ekmek yemememe rağmen 2 yumurta yediğim için beni o kadar çok tok tuttu ki yani gerçekten hiç acıkmadım. Aslında şu an bile aç hissetmiyorum kendimi ama böyle artık bir şeyler yemek istediğim için bir şeyler yiyorum. Yani şimdi bir ara öğün yapacağım. Videoda sabah söylemiştim, 2 tane ara öğün yaparım akşama kadar demiştim ama hiç evdeki hesaplar çarşı uyumadı. Gerçekten hiç acıkmadım. Yumurta beni o kadar çok tok tuttu. Birkaç saattir ders çalışıyordum. Birazcık mola verdim. Şimdi bir şeyler izleyeceğim. Bir şeyler izlerken şimdi kendime bir tane kahve yaptım. Yanına da bir tane hurma yiyeceğim. Bu hurmaları da size göstermek istiyorum. Çok güzel. Bir de böyle film izlerken hepimiz böyle bir şeyler sürekli yemek istiyoruz. Onu da market alışverişi videomdan sanırım. Orada gösterdim. Film izlerken hep böyle ağzımız boş durmasın, hep bir şeyler atıştıralım isteriz ya. Bu çok güzel oluyor. Gerçekten çok kalorisi az olduğu için böyle birazcık 10-15 tane koyunca hemen böyle film izlerken pıt pıt ağzına atmalık çok iyi oluyor. Hurma da şu şekilde. Annemin bir müşterisi Katar'dan getirmişti. Tam benlik bir şey oldu. Gerçekten yani arasak, yani istesek bu kadar olabilirdi diyebilirim gerçekten. Kahvaltıdan sonra 4 saat geçti. Benim şu an ara öğünüm bu şekilde. Burada bir kahve var ve burada demin gösterdiğim hurma. Bu gerçekten çok güzel. İçi alınmış ve içine ceviz konulmuş şekilde zaten çıkıyor paketin içinden. Yanına da demin gösterdiğim şeylerden biraz atıştır. Şimdi ben kahvemi içip biraz Gun Girl'ü izleyeceğim. Kendime dikkat etmemiş olabilirim. Onun için lütfen kusura bakmayın. Ama evdeyken böyle yediklerimi göstermek güzel oldu diye düşünüyorum. Şimdi ben birazcık film izleyeyim. Kahvemi içeyim, dinleneyim. Sonra tekrar ders çalışmaya başlarım. Artık akşam yemeğinde görüşürüz diyorum. Bay bay. Selam, gene ben geldim. En sonki ara öğünden üzerinden neredeyse 2,5 saat falan geçti. Saat şu an 6. Yani bugün kendimi o kadar şaşırıyorum ki gene hala acıkmadım. Yani bugün hep acıkmama günümmüş meğersem. Yani videonun şansına o şekilde denk geldi. Aslında 2 tane ara öğün yapıp 2 tane ara öğün göstermek istiyordum. Ama olsun, belki akşam yaparım. Akşam 8-9 gibi yaparsam onu gösteririm. Şimdi saat 6. Ben yine çok fazla acıkmadım. O göstermiş olduğum hurma beni çok fazla tok tuttu ki bir de kahve de beni çok doyuran bir şey. Mesela ben acıktığım zaman kahve içsem hani yemek yemiş gibi doyuruyor beni gerçekten. O yüzden şu an yarı aç, yarı tokum ama akşam yemeğini erken yemek istiyorum. Şimdi hatta diyeceksiniz ki üzerinde Temmuz'un ortasında neden bir hırka var? Temmuz'un ortasında o kadar soğuk ki bugün hava gerçekten. Deminden beri çok kötü. Yağmur yağıyor. Kendime tavuklu, mor lahanalı, böyle yoğurtlu böyle değişik bir salata yapmak istiyorum. Biraz da yoğurt yemek istiyorum çünkü anneannem çok güzel bir yoğurt almış. Onu bayatlamadan yemek istiyorum. O yüzden ortaya karışık bir şey olacak. Bakalım nasıl bir şey olacak. Beraber yapalım, sonra tadına bakalım nasıl bir şey olacak. Belki size de fikir olur bu. Hadi o zaman hemen yapmaya başlayalım. Bu şekilde bir yoğurt. Bu biraz böyle koyu kıvamlı. Tam bir süzme köy yoğurdu. Bunu böyle birazcık suyla açtım. Bunun içine şimdi sarımsak rendeleyeceğim. Hatta bugün full evde olduğum için ve akşam da dışarı çıkmayacağım için bol bol sarımsak yapacağım. Ve kocaman bir sarımsağı rendeliyorum. Çok az kalmış olan mor lahanadan biraz doğruyorum. Bu şekilde bunları ayrı bir kaba alıyoruz. Mor lahanaları doğradım, tavukları ayıkladım, yoğurdumu sarımsakladım. Şimdi hepsini karıştırıp biraz baharatlayıp yemek kaldı. Şimdi hepsini bir kapta karıştıralım. Bence çok pratik, çok güzel bir şey oldu. Bakalım tadı nasıl olacak. Şimdi hepsini karıştıralım. Evet,
bu da son hali olmuş oldu. Burada hepsini karıştırdıktan sonra üzerine biraz pul biber ve nane ekledim. Bence tadının da güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi biraz tadına bakalım. Arkadaşlar ben yine odamdayım. Aslında bunu mutfak odamdaymayı planlamıyordum. Ama Gone Girl filmi beni o kadar bağladı ki. O yüzden ben de tabağımı aldım geldim. Bir yandan filme devam edeceğim. Bir yandan da yemeğimi yiyeceğim. Tadı harika olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Bekir! Bekir! Gel oğlum! Evet, Bekir miyavlıyor. Bekir'e kapıyı açalım. Gel! Oy, oy, oy! Ne yapıyorsun? Uyandın mı? Bekir! Bekir! Oo, dışarı mı çıkmak istiyorsun? Ama çok yağmur yağdı. Aslında mor lahana koymak aklımda yoktu. Onun yerine dereotu buna çok daha fazla yakışıyor. Yani yoğurt, tavuk, dereotu o şekilde benim daha çok hoşuma gidiyor. Ama evde dereotu kalmamış. Çıkmaya da üşendim. O yüzden dolaba şöyle bir bakarken çok az kalmış. Hatta bazı yerlerden çürümeye başlamış olan mor lahanayı buldum. Dedim neden olmasın? Bence çok güzel oldu. Siz dereotu mor lahana yerine dereotlu da deneyebilirsiniz. Gerçekten öyle de çok güzel oluyor. Başka bir ara öğün daha yaparsam onu da göstereceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay. En son akşam yemeğimi göstermiştim. Şimdi filmin devamını izlemeye koyuluyorum. Bu sırada da ne yesem acaba diye düşünürken kefir içmeye karar verdim. Son olarak günümü kefir içerek bitireceğim. Bunu da şöyle yapıyorum. Kefir içemeyenler için ben de onlardan biriyim çünkü şu an yavaş yavaş alışıyorum. Kokusunu duymamak için genellikle böyle pipetle içiyorum. Pipetle içmek daha güzel oluyor. Hem böyle o şeyini almamış oluyor. Bir diğer kefir içme şeyimde içine mutlaka 2-3 tane buz atıyorum. Her ne kadar soğuk olursa olsun yani şu an üstümden gördüğünüz gibi hırkayla duruyorum. Aslında gerçekten hava soğuk ama bunu ılık bir şekilde hayatta içemiyorum gerçekten. Yani kefir içeceksen pipetle ve buz gibi olması lazım. O yüzden içine 2-3 tane buz atıp pipetle içerseniz bence siz de çok rahat içersiniz diye düşünüyorum. Benim bugün bu şekildeydi. Bütün gün evden çıkmadım. Bütün gün kendimi ders çalışmaya ayırdım. O yüzden hiç saçımı, başıma, hiçbir şeye bakamadım. Gerçekten hiç makyaj yapamadım. Ama gerçekten doğal bir video olsun istedim. Gerçekten evdeyken neler yiyorum, neler yapıyorum, neyi ne zaman yapıyorum bunları göstermek istedim. Bundan sonra bu seriye devam etmek istiyorum. Çünkü hem ben de izlemeyi çok seviyorum bu tarz videoları ve hem size de fikir olur diye düşünüyorum. Çünkü bana genellikle öyle oluyor. Değişik şeyler denediğimde onları da gösteririm diye düşünüyorum. Umarım bu videoyu keyifle izlemişsinizdir. Umarım yararlı bir şeyler bulmuşsunuzdur. Umarım ilham alabilmişsinizdir. Ben çekerken keyif aldım açıkçası. Biraz yemek yapma sürem 2 katına çıktı. Ama olsun, bir gün zaten evdeydim. Hiçbir işim yoktu zaten. Her pazartesi bu şekilde bir günümde neler yiyorum videosu koymak istiyorum gerçekten. Sizce nasıl olur? Güzel olur mu? Bunu bana aşağıda yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinizi öpüyorum kocaman. Buradan çıkan tuşla abone olabilirsiniz. Yukarı gelen kutucuklara tıklayarak da diğer videolara gidebilirsiniz. Sizleri seviyorum. İyi geceler diyorum. Lütfen tipimin kusuruna bakmayın diyorum. Öpüyorum. Haydi bay bay.